Bon papier. Gel. Önce minik bir VTR'miz varmış. O VTR'nin ardından buradayız. Ayrılmayın. Öldüysen bir kere mezarını, ölmediysen bir kere mezarını göreceksin. Yaşındasın. Babanın kim olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum abi. Çocukluğundan beri senin baban trafik kazasında öldü. Bir merak uyuşmaya başladı. Bunun Mardinli olduğu, İstanbul'da yaşadığına dair bir bilgi varmış. Yıllar önce Yenikapı'da menajerlik yapıyormuş. Adı da Halil İlgen'miş. Baba hayatta. Bugün onunla konuşacaksın. Her ikinizin de alışma süreci. Alo. Aydın. Alo. Abi Haydar, ağlama oğlum, ağlama. Senin baban ölmedi. Yaşıyor. Şu kadar bir varlığı olsaydı dağları taşları döner seni bulurdum oğlum. Canım oğlum. Esra Hanım, ben size çok teşekkür ediyorum. Pırıl pırıl bir delikanlı büyümüş. Pırıl pırıl bir delikanlı yetişmiş. Ben onun yanına yakışamam ki şimdi. Ay kurban olayım sana. Ah. Vallahi yakışıyor. Billahi ya. Esra, onun sayesinde dirildi senin baban oğlum. Üstünde gerçekten benim bir eziklik varmış. Varmış hissettim. Dedim ki bugün ya benim babam var dedim. Böyle yürüyüşüm bile değişti. Böyle kendime bir güven geldi. 24 sene sonra oğlumu bulmuşum. Yavrumu bulmuşum. Ben nasıl gelmem, nasıl ona bakmam, nasıl onu varma bakmam. Bak nereden nereye geldik. 5 günde geldiğimiz nokta gerçekten bizim için çok sevindirici. Hazır mısın? Baba! Baba! Kocaman bir ailem var senin. Sen yalnız değilsin evlat. Hiçbir yerde artık babam öldü demek zorunda kalmayacağım. Bu 24 yıl çektiğin acıları hepsini sana unutturacağım ama. Çok uzun yıllardır program yapıyorum. Yılda 220 bölüm çarpı 10 deyin siz ona. Çok nadir zamanlarda böyle burnunuzun ucu sızlar. Şimdi mesela izledim hani 2 yıl önceki görüntü. Yine aynı duyguyu yaşıyorum seninle ilgili. Bu arada en çok kızan, en çok hırpalayan kişilerden biri de benim. Ali Haydar'ı. Çünkü ben onun gerçekten ablasıyım. Onun hata yapmasını istemedim, istemiyorum da. Haklı olduğu yerde çok defa haksız muamelesi de gördü tarafımdan. Bunu da itiraf edeyim. Abla bir kere de savun ya, arkamda dur dedi. Hayır, haksızsın dedim. Hakkını helal et. Helal olsun abla. Şimdi 1,5 yıldır buradayım.
Buraya ben evlenmeye geldim. Hiç hesapta olmayan bir şey. Siz bana önce Allah'ım yazmış. Öldü bildiğim babamı verdiniz. İkinci üniversitem oldu burası benim aslında. Bana o kadar çok merhamet gösterdiniz ki, yani herkes, buradaki herkes beni kardeşi gibi gördü. Hiç kimse hiçbir gün alaydan, evet çok kızdınız Esra abla ama kızılması gerekiyordu. Çünkü siz bana o zamanlar kızmasaydınız ben daha büyük hatalar yapabilirdim. Kendimle yüzleşemezdim belki de. Şimdi gidiyorsun. Bu gitme kararı nereden çıktı? Nasıl çıktı? Abla artık gidip çalışmam lazım. Hayatımı kurmam lazım. Burası çok güzel. Işıklar, ekran. Ama dışarıda devam etmem gereken bir hayat var. Aferin. Annem var. Şimdi başka bir boyuta geçiyorsun. Geçmem lazım artık bu. Çok ani verdiğim bir karar abla. Yani... Ama şey güzel değil mi ya, geldiğim gibi gidiyorum. Hiç kimse burada, hiç kimse güvenliğinden, işte ulaştırmasından, yönetmeninden bir kimse diyemez ki Ali Aydar bana bir tane saygısızlık yaptı. Ben hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Bunu sen de çok iyi biliyorsun abla. Çok değişik hislerim, duygularım burası. Biz yine senin hep hayatında olacağız, biliyorsun onu değil mi? Biliyorum. Yani o çok güzel bir şey. Yani ben buradan gidiyorum ama ben iki ay sonra ya da bir sene sonra sizi ziyarete gelebilirim. Esra abla nasılsın? İşte Ali abi nasılsın? Eda abla nasılsın? Güzel şeyler bıraktığımı düşünüyorum ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Siz bana yeni bir hayat kazandırdınız. Ben babamı buldum, ondan sonra tekrar bir çöküş dönemine geçtim biliyorsunuz. Sitem ettim. Ama insan elindekilerin kıymetini kaybedince anlıyormuş. Oturdum düşündüm, dedim ki sen 25 yıl sonra babanı bulmuşsun, bu sitem niye? Onunla da yüzleştim Allah'a şükür. O da yoluna girdi. Ne istiyorum biliyor musun? Böyle Allah nasip ederse ne zaman olur bilmem. Böyle bir kızı kolundan tutup ben hayatımı kurdum. Hayat arkadaşım da ve hayatımda olacak kadın da bu. Dediğin anı bekliyorum. Seni öyle uğurluyorum. Abla onun için de herkesin duasına ihtiyacım var. Bunu da söyleyeyim artık. Düşündüğüm birisi var. Düşündüğüm birisi var.